Merhaba arkadaşlar Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekran altındaki abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere güzel bir dantel kenar modelim var arkadaşlar. Bu kenar örneğinin yapımını paylaşacağım. Bu dantel kenarı herhangi bir çarşaf, örtü kenarı, havlu kenarı istediğiniz her yere kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model bir örnek ütüye de gelebilecek şekilde burada düz sade şeklini yaptım sizler için. Bakın örnek olarak şimdiki göstereceğim bunun yapımını. Bir de bu kutucukların etrafını renklendirerek yapacağım arkadaşlar. Renkli iple döneceğim. Aynı renk tonunda kurdeleyle de şunları zikzaklarımız, bu kelebeklerimizin arasından geçireceğiz kurdelelerimizi. Daha da renklendireceğiz. Örneğimizi havlu kenarı yapmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet, bu dantel ipim için modelim için ben 60 numara beyaz dantel ipi kullanıyorum. Tığım da arkadaşlar 17 numara. Siz isterseniz elinize tabi uygun ipinize uygun şekilde tığ kullanabilirsiniz. 17 olabilir, 16 olabilir. Elinizin sıkılığına göre tığ numaralarımız değişir. Bunun için öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 35 tane zincir çekeceğim. Birkaç tanesi fazla gelecek ama önemli değil o. Sonra onu sökeriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 tane zincirden sonra buradan hemen 7 tane zincir bırakıyoruz. 8. zincirin içine trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. zincirin içine Travzanlarımız üçlü olacak. 3 üç defa da çekeceğiz. Böyle 1 2 3. Burada hemen kenarda bir kutucuk oluşturmuş olduk. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bu alttan yine zincir 1 2 3 4. zinciri trabzan yapıyoruz yanındaki zincirin içine bir tane daha yapıyorum yanındaki zincire tekrar bir tane trabzan 3 tane yan yana trabzanımız olacak 3 zincir çekiyorum Tekrar yandaki zincire yine yan yana 3 tane trabzan yapacağız. Zincirlerin içine batarak yan yana aynı zincirin içine değil. 2 3 Bu şekilde oluşturduk trabzanlarımızı tekrar burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 5 tane zincir bırakıp 6 zinciri trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 yine aynı işlemi yapacağız yan yana 3 tane trabzan 1, 2 3 3 tane trabzanı yaptım. Hemen 3 zincir çekiyorum. Hemen yanına tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan tekrar yaptım. Bakın ilk sırayı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Buradan tekrar dönüyorum. Çevirdim örneğimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar buradaki trabzanların arasındaki zincir boşluğuna aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çektim karşı tarafa yine bu trabzanların arasına buradaki gibi aynı işlemi yapacağız. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Tekrar aynı yere 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu karşıdaki trabzan tek trabzan üzerine trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum 2 zincir bırakıp 3. zincirin içine tekrar üçlü trabzan burada kullandığımız trabzanlarımız hep üçlü olacak arkadaşlar başlangıç sıramız bu şekilde oldu şu işlemi tekrar tekrar daha sonra size bir iki kez daha anlattıktan sonra anlatmayacağım arkadaşlar bakın burada 4 zincir var burada 2 zincir var burada üçlü trabzan yapıyoruz 3 zincir çekip tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz kelebek modelimizi de burada ortadaki 6 zincir bir sırada 6 zincir ikinci sırada 6 zincir Üçüncü sırada da 4 zincir çekerek sık iğne ile bu iki zinciri topluyoruz. Tekrar 4 zincirle buradaki trabzan dolgularımızı yapıyoruz. Yani birkaç defa daha anlatacağım. Burada uzamaması adına sizlere daha fazla vaktinizi almamak adına burayı tekrar tekrar anlatmayacağım arkadaşlar. Sadece şu kenar örneğini anlatacağım. Evet bu şekilde devam ediyorum. Örneğimize dönelim tekrar. Bakın iki zincirle şunu çekeyim de rahat görebilirsiniz. 2 zincir çektim. Buradaki dönüşteki 5 zincirin hemen 2 e, zincir bırakıp 3. zincirine trabzan yaptım. Dönüşlerde 5 zincirle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyorum. Hemen buradaki trabzanın üzerine. Burası hep sabit olacak bu yapmış olduğumuz işlem. Sadece şu kenarında Arttırmalarımız olacak örneğimizi koyacağız. Evet, 5 zincirle döndüm. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buradaki trabzanların içine tekrar bu süt sütaşı dediğimiz model arkadaşlar burası. 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 trabzan yapıyorum. başlangıçta burayı tabi zincirle başladığımız için burayı toplamıyoruz arkadaşlar bu tek zincirimiz burada kalacak bu kelebek modelimizi burada sadece iki zincir çekiyoruz bakın iki tane zincir oluşturduktan sonra 2 sıra 3. de topluyoruz 1-2-3 4 zincir çektim tabi burada hep altı zincir var alttaki sıralarda 4 zincir çekip şöyle biraz daha yakın göstereyim iki zincirin ikinci zincirin altından şu şekilde bir sık iğne yapıyorum ikisini birlikte toplamış oldum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı şekilde buradaki trabzan dolgularımızı yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 zincir aynı yere Tekrar 3 tane trabzan. Evet artık bu sırada örneğimize geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kenarda arttırmalarımız olacağı için 2 zincir çekiyoruz. Bakın başladığımız yönde arkadaşlar burasını kenar örneği yaptık. Kenar kısmı olacak. Burada örneğimiz artacak. Şimdi iki zincir çektikten sonra bu üç tane trabzanın sonundaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan yapıyorum. Üçlü dolgumuzun bakın sonunda bir iki zincir çekiyorum. Burada beş zincir çekmiştik. Şimdi iki zinciri bırakıp üçüncü zincirin içine bir tane trabzan yapıyorum. Bu altta bir kutucuk vardı. Şu anda iki kutucuk oluşturduk. Burayı arttırıyoruz. Dönüyorum. Tekrar çevirdim örneğimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen buradaki trabzanın üzerine bir trabzan, bir iki zincir çekiyorum. Tekrar buradaki üçlü dolgunun üzerine bakın ilkine ilk trabzanın üzerine bir trabzan 1 2 zincir çekiyorum bu defa ortasına tekrar 3 tane 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 3 tane trabzan Evet, ortadaki kısma geldik. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Yine bu dolgularımı yapıyorum tırabzan dolgularını. 1 2 3. 1 2 3 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane tırabzan. 1 2 3 1 2 3 4 burada 4 zincir var burada 2 zincir demiştik dönüşlerde 5 zincir arkadaşlar 4 zinciri çektim hemen trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim hemen buradaki 5 tane zincirin üçüncüsüne ortadakine batıyorum ve trabzan yapıyorum Tekrar çeviriyorum örneğimi. 1 2 3 4 5 Hemen ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bu dolgumuzu yapıyoruz. 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 zincir çekip tekrar 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. Tekrar bu dolguyu yapıyorum. 3 trabzan 1 2 3 zincir tekrar 3 tane trabzan Evet şu ana kadar bakın gözüken örneğimiz bu arkadaşlar burada 6 zincirlerimiz vardı bu kelebek kısmında daha sonraki sırada burayı toplayacağız ikisini birden şimdi burada yine ee, Şeye devam ediyoruz örneğimizin şöyle gösterirsem daha iyi anlarsınız şuradaki boşlukları yaptık şimdi bu ortadaki dolguya geçiyoruz arkadaşlar bakın bu dolguyu yapacağız burada kenarda arttırmalarımızda hep 2 zincir kullanıyoruz 1 2 zincir çektim tekrar trabzanın son trabzanın üzerinden Yine bir artırma olsun diye arkadaşlar. Bakın hep kenar kısmındaki trabzanların tepesine batıyoruz. Buradan giderken son trabzan. Böyle dönüp geldiğimizde ilk trabzan. Bakın. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradan tra son trabzanın üzerine tekrar trabzan yaptım. Burada dolgu yapıyoruz. Zincir boşluğuna iki tane trabzan 1 2 Tekrar trabzanın üzerine zincir boşluğuna 1 2 Tekrar trabzanın üzerine zincir boşluklarına ikişer tane ve trabzanların üzerine gelecek şekilde 7 tane trabzanımızı yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar burada kenardaki zincirimizin ortasına bir trabzan yapıyorum. Evet. Çeviriyorum örneğimi. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz dolduruyoruz üzerine Evet, 7 tane trabzanımı bakın doldum üzerine aynı birebir şekilde doldurdum 1 2 zincir çekiyorum arttırmaları devam ediyoruz. Daha büyüyecek kenarı. Buradaki hemen ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Buradaki zincir boşluğunu aradaki yine şu dolgumuzu yapıyoruz. Trabzan dolgularımızı. Üç tane yapıyorum. Bir iki üç zincir. Yine aynı şekilde bir 2 3 3 tane tırabzanı yaptık. Şimdi bunun ikisini birlikte yine toplayacağız ve kelebek yapacağız. Bunun için 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen ikisini birlikte bakın iki zincirin altından ilmek çıkarıyorum ve topluyorum. Bir sık iğne yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir tekrar trabzan dolgularımız. 3 tane trabzan. Bir, iki, üç. Zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen buradaki kıyı zincirlerini yapıyorum. 1 2 zincir. Bu 5 zincirin ortasından bir trabzan yapıyorum ve tekrar çevirip 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Evet yine kenar dolgularımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir aynı şekilde 3 tane trabzan daha aynı yere yapıyorum bir dahaki sıralarda burayı anlatmayacağım arkadaşlar bu kenarı olduğu gibi dediğim gibi buraya kadar hep aynı dolgularımız sadece şu kenarı anlatacağım daha iyi dikkatli anlamanız için 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine bu şekilde hemen dolgumuzu yapıyoruz bu süt taşı dediğimiz örgümüz 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı yere 1 2 3 tane trabzanımı yaptım dediğim gibi bakın 6 zincir sonraki sırada yine 6 zincir çekeceğiz 3. sırada toplayacağız bu kelebeğimizi o şekilde oluşturacağız 2 sıra 6 şarj zincir 3. sırada 4 zincir çekip sık iğne tekrar 4 zincir çekip dolgumuz. Burayı anlatmıyorum. Dönüşlerde 5 zincirle döneceğiz. Burada hep 4 zincirimiz var. Burada 2 zincirimiz var. Dönüşlerde 5 yapacağız. Evet şimdi yine kenar örneğine başlıyorum. Burayı yine arttırma yapacağız. Şu bir tane dolgumuzu yaptık. Yine bu trabzanların üzerine bakın. Böyle trabzanlar yaparak çoğaltarak bu defa biraz sonraki sırada şu iki kutuyu dolguyu yapacağız. Öncelikle trabzanlarımızı yapalım. Kutucukları oluşturalım. Yine sondaki trabzanın tepesine artmaları hep bu şekilde yapıyoruz. İki zincir tekrar trabzanın üzerine iki zincir ilk trabzanın üzerine 2 zincir 2 trabzan bırakıyorum 1 2 3. trabzan yapıyorum 1 2 zincir 1 2 3 sonuncu trabzan üzerine 1 2 zincir çekiyorum tekrar bu sondaki zincirlerimizin içine batarak ortadaki zincirin içine batarak trabzan yapıyoruz. Birinci dolgumuzu oluşturduk. Üzerine trabzanlarla boşluk oluşturduk. Çeviriyorum örneğimi tekrar. Bu defa bu dolguların ikilisini yapacağız buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir hemen ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Ve zincir boşluklarına doldurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bakın zincirin içine 1 2 bir tane trabzanın üzerine az önceki yapmış olduğumuz gibi 7 tane dolgu yapmıştık. Bu alttaki gibi aynısını buraya yapıyoruz. Tekrar zincir boşluğuna 2 tane bu trabzanın üzerine bir tane Evet 7 tane bakın bu şekilde oluyor 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir çekiyorum hemen sıradaki trabzanın üzerine tekrar buradaki iki e, zincir boşluğunda bu şekilde dolduracağız tekrar zincir boşluğuna trabzanın üzerine tekrar zincir boşluğuna tekrar trabzanın üzerine 1 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki dolguları yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir tekrar 3 tane tırabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu kenar aynı şekilde tekrarlayalım arkadaşlar oraya tekrar dönmeyeceğim 6 zincir çekerek dolgularımızı yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz 2 zincir çekip yine trabzanlarla 5 zincir çekip tekrar dönüyoruz. Bu şekilde örelim dönelim tekrar aynı yere kadar dönüşte tekrar buradaki 2 zincirimi topladım dolguları yaptım şimdi burada yine aynı şekilde bunların üzerine geçeceğiz arkadaşlar bir iki zincir çektim yine buradaki trabzanın son trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum buradaki yedi tane trabzanımızın üzerine aynı şekilde dolduruyoruz 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğu hemen tekrarlıyorum. Tekrar dolguların üzerine aynı şekilde dolduruyorum. Evet, bakın iki sıra yapmış olduk. Burada bir tane karemiz oluştu. Burada iki tane karemiz var. Bir iki zincir çekiyorum. Hemen buradaki zincirin ortasından tekrar trabzan yapıyorum. Kenardaki bu kutucuğu unutmuyoruz boşluğu. İşte tekrar çevirdim örneğimi. Bir iki üç dört beş. Tekrar ilk trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum bir iki tane trabzan bırakıp üçüncüye trabzana yapıyorum bir iki zincir iki tane bırakıyorum sonuncuya trabzan yapıyorum bir iki zincir hemen diğer dolgunun ilk trabzanın üzerine geliyoruz bir iki zincir bir iki tane bırakıp Üçüncüye 1, 2 1, 2 3 Üçüncü trabzanın üzerine 1, 2 zincir çekiyorum. Burada tek kalan trabzanın üzerine 1, 2 zincir tekrar bu dolgunun şu ilk trabzanların üzerine kutucuk yaptık. Bakın şöyle sayayım ben size. Hatta şöyle yapalım ondan sonra. 1 2 zincir hemen bu dolguları tekrar devam ettiriyoruz. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar 3 tane trabzan. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu dolgularımızı bu şekilde uçlarından arttırarak kutucukları da yapıyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane kutucuk oldu. Şimdi bu örneğimizi bitirdik sayılır. Sadece kenar dolgularını yapacağız. Bakın kutucukları tamamladık. Böyle sadece şu dolgularımız var. Ve son sıra olarak şu pıtırcıklı kenarım var. Evet, burayı aynı şekilde devam edelim, tekrar dönelim. Aynı işlemi yaparak döndüm arkadaşlar. Bakın altı zincirli kısmı yaptık. Dönüşte tekrar toplayacağız burayı. Şimdi bu zincir boşluklarını hepsine dolgu yapacağız. Bu şekilde geleceğiz ve buraya kadar dolgu işlemi yapacağız. Bunun için bakın ortadaki do trabzanlarımızı yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum. Tekrar bu trabzanın hemen sonuncu trabzan üzerine dolgularımızın bir tane trabzan yaptım. Zincir boşluklarına ikişer tane trabzanların üzerine bir tane olacak şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın bu zincir boşluğuna bir 2. Tekrar hemen trabzanın üzerine tekrar bu boşluğa 1 2 trabzanın üzerine bir tane tekrar zincir boşluklarına 2 tane trabzanın üzerine bir tane Evet köşeye kadar gelelim. Köşeyi doldurmayalım arkadaşlar. Orada size tekrar anlatacağım. Evet son trabzanın üzerine de bakın. Köşeden önceki son trabzanın üzerine de yapıyorum. Bu tam köşedeki zincir boşluğuna 7 tane trabzan dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 tane trabzan yaptık. Tekrar buradaki trabzanın üzerine yapıyoruz. Yanındaki zincir boşluğuna 1 2 tekrar diğer trabzanın üzerine bu şekilde yine boşlukları dolduralım. Sonuncu boşluğa da iki tane trabzan yapıyorum. Evet bakın buradan şu trabzanın tepesine de yapıyorum. Burası başlangıç olduğu için bu e, başladığımız ilk trabzanın Şuradaki bakın, trabzanın en kenarından buraya da dolgu yapıyoruz arkadaşlar, iki tane. Çünkü burada ilk sıramız olduğu için burası biraz böyle geniş dursun. Tekrar çeviriyorum örneğimi. İlk trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Birinciye yaptım. 2'nün üzerine de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 3 4 5. zincirin içine 4 taneyi bırakıyoruz. 1 2 3 4 evet ben de ayarlayayım. 5. zincirin içine 1 tane sık iğne yapıyorum. Burada ilk ee, Evet zorlandım nedense döndü zinciri. Şu şekilde tutmaya çalışayım. Evet bir tane pıtırcık yapmış olduk. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3. 3 trabzanın içine bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 4 zincir hemen buraya boşluğa kapatıyorum. 1 2 zincir tekrar 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Zincirin e, şey e, trabzanın hemen tepesine içeriye değil arkadaşlar. Şuradan boşluğa. Bakın boşluğa hemen kapatıyorum. Pıtırcık yapmış oluyorum trabzanın tepesine. 2 zincir 1 2 2 tane bırakıp 3.ye trabzan 1 2 3 4 tekrar kapatıyorum bu şekilde iki tane bırakıp üçüncüye yapacağız 3ünü Üçüncü trabzanın üzerine bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar Evet sonuna kadar geldim arkadaşlar bakın burada iki tane 3 tane trabzan boş kaldı bunu yapmayacağız daha sonraki sıralarda daha sonraki şu dilimler dilimlerde Burada bir tane trabzan kalacak. O önemli değil. Bu ilk başlangıçta fazla şuradan fazla doldurduğumuz için o şekilde oldu. Önemli olan şu bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bütün dilimlerimizde 19 tane pıtırcıklarımız olacak. Bu sonunda yapmış olduğumuz hepsi 19 tane arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki dolgumuzun içine tekrar trabzan dolgularımızı yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincir tekrar 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu iki zinciri birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bu dolguyu yapacağım. Tekrar döneceğim arkadaşlar. Aynı şekilde buraları yapmış olduğumuz gibi yapıp dönelim. Tekrar bu kenara kadar. Tekrar sırayı bakın döndüm. Dolgularımı tamamladım. Burada artık bittiği için tekrar yeni bir işleme başlayacağız. Yine şu ilk sıradan itibaren başlayacağız arkadaşlar. 5 zincir çekip dönüyorum. Bakın dolgumu yaptım. Çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı şekilde buradaki trabzan dolgularımı yapıyorum. 3 tane trabzan 3 zincir tekrar 3 trabzan 1-2-3-4-5-6 zincir tekrar bu karşıdaki dolgularımızı yapacağım aynı şekilde buradan gidip tekrar buraya kadar gelelim dönelim arkadaşlar evet dönüp geldim tekrar burada kelebekli kısmı yaptım dolgumu yaptım Yine burada arttırmalarımız var. 2 zincir çekiyorum. Son trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen buradaki 5 zincirin içine ortasına 3. zincire bir trabzan yaptım. Tekrar çeviriyorum örneğimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincir. Tekrar bu dolgunun ucundaki trabzanın üzerine 1 2 zincir. Tekrar ortadaki dolguyu yapıyorum. Burayı daha önce tekrarladığımız yeri birkaç sıra daha anlatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereceğim ben şimdi size sonuncu trabzanı da yapayım Evet şimdi tekrar aynı şekilde gidelim ve dönelim bakın arttırmalarımız oldu şu dolguya kadar yapacağım size tekrar sırayı dönüp tekrar buraya kadar yaptım şimdi buradan iki zincir çekiyorum bakın son dolgulardan sonra bir iki zincir çekip bu dolgunun sonundaki trabzanın üzerine yine bir trabzan yapıyorum Bakın dolgularımızı şunlara başlayacağız arkadaşlar. Şu dolgumuzu yapacağız. Burada 1, 2, 3 tane kutucuk olunca dolgumuzu yapmaya başlıyoruz. Zincir boşluğuna 2 tane yaptım. Trabzanın üzerine yapıyorum. Tekrar zincir boşluğuna 2 tane yaptım. Tekrar trabzanın üzerine 1-2 zincir çekiyorum. Hemen bu kenardaki zincirlerin ortasından bir trabzan yapıyorum. Bakın ilk dolgumuzu yapmış oldum. Çeviriyorum. 1-2-3-4 5 zincir aynı şekilde bu 7 tane trabzanın üzerine dolduruyoruz. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Buradaki dolgumuzun üçlü trabzan ilkini hemen üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu ortadaki trabzan dolgularımızı yapıyorum. 3 trabzan, üç zincir, tekrar üç trabzan. Evet arkadaşlar bakın ilk dolgularımızı şu kareyi oluşturdum. Burayı yaptım. Bundan sonra tekrarını oluşturacaksınız. En son şurada birleşme noktasında tekrar ben size döneceğim. Burada örneğimizin birleşme noktası var. Bu ikinci dilimi yapayım. Orada size göstereceğim. Bu şekilde aynısını tekrar ederek devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci dilimi de bitirdim. Son boşluğu da dolduruyorum trabzanla iki tane hemen. Bütün boşlukları dolgu yapmış olduk. Şimdi buradaki trabzanın tepesine de bir tane yapıyorum. ikinci dilimi birinci dilime ekleme yapacağız. Bunun için çeviriyorum örneğimi. İlk trabzanın üzerine biraz netleştireyim Evet ilk trabzanımızın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum yan tarafa geliyorum ikinci trabzanın üzerine de sık iğne yapıyorum bir iki zincir çekiyorum şimdi burada yapmış olduğumuz ilk yapmış olduğumuz dilimdeki patırcı hemen bu köşedekine bakın böyle alttan tığımı yukarıya doğru çıkarıyorum ilmek çıkarıyorum ve kapatıyorum buradan tekrar 1 2 3 zincir çektim şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradaki zincir boşluğuna tekrar kapatıyorum bu tarafında pıtırcı olmuş oldu arkadaşlar 1 2 zincir çekiyorum 1 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye tekrar trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Tekrar trabzanın üzerine kapatıyorum. Bir, iki zincir. Bir, iki boşluk atlıyorum. Tekrar trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğa kapatıyorum. Bu şekilde Zaten burayı daha önce yapmıştık arkadaşlar birinci dilimi yaparken. Bakın birleşme noktamız da böyle oldu. Buradan aynı şekilde devam ettiriyoruz. Evet bu e, örneğimizin sade görünümü şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Sade şekilde böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın şöyle karelerin etrafında renkli iplerle geçiş yaptım. Ben onu da göstermek istiyorum. Eğer renkli olarak kullanmak isterseniz. Havlu kenarına yapmak isterseniz. Hem sade hem renkli. ikisini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir zincir çektim tığımla. Hemen burada karenin etrafındaki trabzanları böyle dolaşacağız. İlk olarak bakın şu köşelerde çiftli trabzanlarımız var. Bu şekilde alacağız. Böyle tek tek değil. Buradan alıyoruz. Tekrar köşedekileri çiftli batacağız. Yani bu köşeden boşluktan bu boşla. Şimdi buradan hemen herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz. İlk olarak bir hemen sık iğne yapıyorum. Renkli ipimle. Bir. iki zincir çektim sıradaki trabzana bakın burada hemen şu alttan ilmek çıkarıyorum kapatıyorum 1-2 zincir çekiyorum siz zincir sayısını 3 de yapabilirsiniz bakın köşeleri gösterdiğim gibi bu boşluktan diğer boşluğa hemen ilmemi çıkarıyorum kapatıyorum bir iki zincir şimdi karenin etrafını döndüğümüz için bakın buradaki direğe geliyoruz boşluktan boşluğa bir iki zincir tekrar köşeye geldik burada köşelerde hemen şöyle çapraz alıyoruz 2 zincir tekrar sıradaki trabzanın dibinden boşluklarda hiç trabzanların içine batmıyoruz köşeye geldik bu boşluktan hemen çapraz buradaki boşluğa siz zincirleri 3 tane çekebilirsiniz arkadaşlar tamamen zevk meselesi ben iki tane yeterli gördüm çok buralarda toplansın zincir istemediğim için ama karenin etrafını dönerken sanki yuvarlakmış gibi bakın oluştu. Evet, şimdi sıradaki trabzın altında bir, iki zincir alıyorum tekrar. Buradaki köşede başlamıştık biliyorsunuz. Bunun dışından, bu yapmış olduğumuz ilmeğin dış veya iç kısmından fark etmez. Size kalmış. Ben şöyle dışından, bakın yine boşluktan boşluğa ilmek çıkarıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum bu kadar basit arkadaşlar etrafını dolaşmak istediğiniz zaman ütlediğiniz zaman bu şekilde zincirlerimiz düzelecek şöyle aynı yerden iplerimizi arkaya doğru alacağım tabi arkada birkaç ilmeğin içinden geçirdikten sonra ipimi keseceğim daha sonra buradaki Bakın yine bu köşelerden buradaki trabzandan köşeden bu şekilde etrafından hemen böyle renkli iplerle geçiş yapabiliriz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Şuradan da kurdele geçeceğim arkadaşlar. Bu kenarda yapmış olduğumuz bir tane zinciri şu şekilde yapayım. Zincir altta kalacak şekilde ilk hemen şu kelebek fiyok modelimiz üstte kalsın ki bu zincirin içinden kurdalamızı bu şekilde dikebiliriz arkadaşlar buna dikkat edelim bu zincir altta kalsın kurdelamızı kestiğimiz zaman daha sonra bunu arkaya doğru dikeceğiz şöyle bitmiş halini göstermek istiyorum size Evet kurdulamızı bu yapmış olduğumuz kelebeklerimizin arasından bir altta bir üstte kalacak şekilde. Bakın. Şimdi bu kelebeği şu şekilde çıkarıyorum. Buradaki kelebek altta kalacak şekilde alta doğru. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sade de kullanabilirsiniz, böyle renkli de yapabilirsiniz. Havlu kenarlarınıza, örtülerinize her yerde yapabileceğiniz çok güzel pratik, ütülemesi kolay bir dantel örneği. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin için bu örneği uygun gördüm. Bakın güzel oldu. Kurdilimizi de geçirdik. Evet ben renkli olarak kullanacağım, havluma dikeceğim. Çok da güzel beğendim. Sizler de beğenerek yaparsınız inşallah. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğenilerden beni mahrum bırakmayın. Başka örneklerde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.